Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar kanalımızda birçok monitör incelemesi gerçekleştirdik. Ama yanımda duran monitör bu incelediklerimizden biraz daha farklı. Neden diye soracak olursanız, bir kere ilk bakışta anlayacağınız üzere diğer monitörlerden görüntü formatı olarak farklı boyutlandırma kullanılıyor. Bu detaylardan bahsetmeden önce sizlere biraz kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutu içerisinden farklı bağlantı kabloları, güç adaptörümüz, güç kablomuz ve bu monitöre özel kılan ayağı çıkıyor ve bu ayağın haricinde kabloları gizlemek için ayağın üzerine monte ettiğimiz plastik parçalar yer alıyor. Son olarak da kutu içeriğimizden garanti belgesi ve kullanım kitapçıkları yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin bu monitörün size birazcık detaylarından bahsedeyim. Gördüğünüz gibi diğer alıştığımız monitörlerin tasarımından biraz farklı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi videonun başında bahsetmiş olduğum görüntü formatı. Bunu nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız, altta hemen güç tuşumuza bir kere basıyoruz ve sola çekiyoruz. Sola çektiğimiz zaman burada bağlantı tiplerimiz gözüküyor. Buradan hangi bağlantıyı kullanmak istiyorsak oradan çıkış alabiliyoruz. Buradan geri çıkıyorum. Tekrar tıkladığımda hemen alt tarafında PBP diye bir seçeneğimiz var. Bunu da alta çektiğimde direkt o menü açılıyor. Burada direkt olarak bizlere zaten gösteriyor. Ya tekli kullanım ya da çiftli kullanım sağlayabiliyoruz. Bunun üstüne tıkladığımızda da hangi girişlerden görüntü çıkışı alacağımızı direkt olarak seçebiliyoruz. Peki ekranı ikiye böldüğümüzde nasıl bir görüntü elde ediyoruz? Tam olarak iki tane 21.5 inç'e tekabül eden ekrana sahip oluyoruz. Aynı bilgisayar üzerinden iki farklı görüntü alabildiğimiz monitörü iki farklı cihazdan da görüntü verebiliyoruz. Örnek vereyim, tek bir cihaz kullandığınız takdirde yayın yapıyorsanız üst tarafta chatinizi takip ederken alt tarafta da yayın panelinizi takip edebiliyorsunuz. Bunun haricinde iki farklı platformda cihaz kullanıyorsanız yine monitöre HDMI, display ya da Type-C portundan bağlanarak görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz can alıcı noktası olan ayağına gelelim. Ayak kısmında tamamen akrobatik bir ayak bizleri karşılıyor. Burada istediğimiz açıda konumlandırabiliyoruz. Siz de şu an stok görüntülerde görüyorsunuz. Bekir grafik tasarımını yaparken Onur da istediği video kurgusunu yine aynı monitör üzerinden sağlayabiliyor. Ve birbirlerine projelerini gösterirken basit el hareketleriyle direkt monitörü çevirebiliyorlar. Ayrıca bu ayak üzerinde kablo karmaşasının önüne geçmek için plastik parçalar yer alıyor. Buradan da direkt olarak kablo düzeni sağlayabiliyoruz. Bildiğiniz üzere bu tip ayaklar çok yüksek maliyetlerle satın alınabilen ayaklar. Ama LG burada oldukça kaliteli bir ayağı kendi kutu içerisine yerleştirmiş. Bu da bu monitörü diğerlerinden farklı bir hale getiriyor. Ayrıca masaya nasıl montajlarız diye soracak olursanız, hem masanın üzerindeki deliklerden hem de kenarlarından sabitleyecek ayaklar kutu içerisinde yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin biraz da teknik detaylarına bakalım. Boyumuz 27.6 inç, yani 28 ince tekabül ediyor. Ayrıca çözünürlük tarafında da 2560'a 2880 piksel bir değer bizleri karşılıyor. Bunun haricinde renk gamına bakacak olursak DCI P3 renk gamının %98'ini barındıran Nano IPS bir panel yer alıyor. Ve HDR10 desteğiyle de canlı renk üretimini bizlere sağlıyor. Şimdi yüksek renk paletini bizlere sunduğunu söylemiştik. Uzun saatler başında işlerinizi gerçekleştirirken gözünüzü yormaması açısından içerisinde True Ryland EyeSafe teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde canlı renk kalitesini korurken sizi de mavi ışıktan uzak tutmayı başarıyor. Bulunduğunuz ortama göre parlaklığını da kendi ayarlayabilen LG DualApp, yüksek ışıklı ortamlarda direkt olarak ışığını kısıp düşük ışıklı ortamlarda da ışığını yükselterek aslına bakarsanız sizin en net görüntü kalitesini almanıza olanak sağlıyor. Parlaklık demişken minimumda 240 kandela, maksimumda da 300 kandelalık bir parlaklık oranına da sahip. Ayrıca ekranımız 60 Hz yenileme hızını sağlarken 5 milisaniyede gecikme süresinde panelin içerisinde barındırıyor. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.